Arkadaşlar bu videomuzda bir Platel oyuncumuz bir Immortal oyuncuyla vs atacak. Oyuncumuz Plat 2 rankına kadar sadece 40 FPS ile çıkabilmiş çünkü bilgisayarı el vermediği için bu şartlar altında oynuyormuş ve bu yüzden karşısına getireceğimiz oyuncu ise Immortal oyuncu ve onu da aynı şekilde 40 FPS ile oynatacağız. Bakalım Plat oyuncu bu şartlar altında Immortal oyuncuyu yenebilecek mi ve daha sonrasında Immortal oyuncu kendi normal oynadığı 140 FPS'lerde oynayacak. Bir de öyle deneyeceğiz. Bakalım kazanan taraf hangisi olacak ve FPS gerçekten oyunumuzu etkiliyor mu? Bunları görmüş olacağız. Başlamadan videoya bir like atıp kanala abone olup bildirimler açarsanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Şimdi videomuza başlayalım. Herkese iyi seyirler. Şimdi çok merak ediyorum nasıl bir fight olacak gerçekten. Oy. Hızlı bittiği için şükür. Ne oldu oğlum? Oyun gitti lan bir anda. Ama bir şey diyeceğim. Batuş'un piklere bak. Batuş'un pikler çok iyi. Mumutlarını benden almış. Mumutları çok güzel. Ama şans mıydı bir bakalım. İzliyoruz abi. Lan ne oluyor? Öyle ne oluyor arkadaşlar? Ya. Lag giriyor. Batuş sana mı lag giriyor bana mı? Hangimize giriyor? FPS'ten dolayı öyledir abi. Yok daha neler. FPS'ten dolayıdır evet. Ya. Evet evet. Bir türlü beni izle. Bende de aynısı oluyorsa FPS'ten dolayıdır o. Abi izliyoruz valla. Batuş. Lan ne oluyor? No abi. Normal değil. Batuş'ta ama normal değil değil de saniye. Şey çok atlama oluyor. Arkadaşlar Batuş şu anda çok güzel pikliyor. Ama oyunu mu laglanıyor yoksa FPS'ten mi böyle oluyor bilmiyorum ama eğer böyle oynamışsa gerçekten şu ana kadar bu ranka böyle gelmişse helal olsun bilmiyorum. Oy HK'dan çok güzel bir tek geldi. Yani ben Batuş'tan bir tık tırstım abi. Yani tehlikeli bir aim'i var. Güzel bir sistemi olursa çok daha iyi oyuncu olacağını düşünüyorum ama izleyelim bakalım. Öyle kolay kolay ölme. Abi FPS'in ne kadar kötü olduğunu zaten izlerken de görebiliyorsunuz değil mi şu anda? Aşırı yavaş, aşırı bulanık gözüküyor. Ariyeten de kasıyor. Wow. Ama ben doymadım. Wow. Bu çocuk Plat 2 ve 40 FPS ile gelmiş Plat 2'ye. Aim'i çok iyi. Gerçekten çok iyi. Hiçbir şey demiyorum. Şöyle bir durum da var. HK Immortal olabilir ama 40 FPS oynamaya hiç alışkın değil. Öyle de bir durum var aslında. Onu da unutmayalım. Burada HK'dan güzel bir tek geldi. Batuş bakalım neler yapacak. Batuş'tan bir... Yanlışlıkla sanki bıçağı eline aldı. Kaçmaya çalışıyordu. O sırada yakalandı. HK skoru 4-4 yapıyor. Çok güzel. Çekişmeli olacak. Abi HK şey yapmamalı mı ya? Sence bol bol box'a denememeli mi? Bence ben olsam full box'a denerdim. Yani olabilir de. Batuş. Ya Batuş pik attı mı şans vermiyor öyle söyleyeyim. Gerçekten güzel. Mumutları çok iyi. Aim'i çok iyi. Ayrıyeten dediğimiz bu. Batuş'un bu FPS'e alışması da söz konusu. HK çok alışkın değil 40 FPS oynamaya. Gözleri alışkın değil. Takip edemiyor. Trackleyemiyor. Ama yine de sonuçta Immortal. Burada Batuş bu sefer misledi. Galiba göze geldi. Emre sence kim alır? Batuş alacak gibi gözüküyor. Ama ben bir şey söyleyeyim. Ben bu Batuş karşısında olsaydım ben Batuş'u vururdum. Çoktan çözerdim yani oynayışını. Evet box'ı denemesi gerekiyor çünkü Batuş çok shoulder atıyor. Evet. Bir de sprey atıyor 40 FPS'den. Etkileyici. Gerçekten etkileyici. Defansta neler yapacak onu merak ediyorum. Ama EK da şimdi 40 FPS'e hiç alışık değil abi. Adamlar da evet. Öyle bir durum da var. Aynen öyle. Adam 200 FPS'de 300 FPS'de oyun oynuyor. İşte bunlar yollamış. Birden değişince yani tabii onun içinde sıkıntı oluyor. Bir de HK'yı fark ettin mi? Şey Reyna info oluyor shoulder'la. HK hiç yerini değiştirmiyor. Direkt Reyna cross'u çıkıyor oraya. Ya onu ben de fark ettim. Neden öyle yapıyor ben de anlamadım aslında. Yani bir tık daha farklı şeyler de deneyebilir aslında. Bakalım ne olacak. Batuş ilk pick atmaya çalışmıyor. Bir tık bekliyor. Shoulder yine shoulder. Yani bir shoulder deniyor. Ekran'dan güzel bir pik geldi. Bu şekilde oynamaya devam. Yani çok çekişmeli. Kim kazanacak hiç böyle tahmin edemiyorum. Gerçekten. İkisinin de şu an şansı var. Ama dediğim gibi çocuk plat olmasına ve 40 FPS olmasına yani gayet güzel yani.
Etkileyici. Bakalım bu sefer farklı bir şekilde yanaşıyor. Oy. İkisinin de canı yarı. Yani ben bir 40 FPS alıp kendimle oynamayı deneyeceğim, bakalım nasılmış 40 FPS'te oynamak. Bir de şöyle bir durum yapalım arkadaşlar, bu maç bittikten sonra Batuş kendi FPS'inde, Hekia da kendi FPS'inde oynasın. Bakalım öyle kim kazanacak. Hekia'dan çok güzel bir tek geldi. Sürüz Batuş'u. Hekia bu roundu da alıyor. 8-8. Kim alır abi? Chat. Bu arada arkadaşlar şu anda Twitch'te yayındayız. Kimse Twitch yayınlarımıza olacak. Gelebilirsiniz aynı şekilde sizler de. Batuş'u Twitch chatinden çektik. Kendisi teklif etti bu videoyu. Oradan çağırdık. Aynı şekilde sizler de yayınlarımıza gelebilirsiniz. Bakalım Batuş bu round olabilecek mi? Deniyor bir şeyler. Aslında böyle sakin de kalıyor. Bu tarafa da güzel değil mi sence? Böyle sakin bir eğimi var. Çünkü acele etmiyor. Taramıyor deli gibi yani. Ya aslında tarıyor deli gibi bazen ama vuruyor. Şimdi bir de HK'ya kendi FPS'ini aldıracağım bu maçtan sonra. Bir tane de öyle deneteceğim. Bakalım HK kendi FPS'ine döndüğünde çok daha kolay olacak mı onun için? Yoksa Batuş yine zorlayacak mı? Çok merak ediyorum açıkçası. Avantaj speak diyor bu arada Reyna. Ya kanka şimdi arkadaş... Bu sefer çok ıskaladı. Ya arkadaş oyunun platelosunda. Şimdi öyle de bir durum var. Ya ama bana kalsa sistemi güzel olsa rahat rahat yüksek liglere kasar yani. Sence de öyle değil mi? Yani geliştirir ya kendini her türlü. Çok gelişime açık bir oyuncu bence. Burada HK'ya bir round daha oluyor. 11-9 oldu skor. HK'ya Immortal oyuncu 40 FPS olmasına rağmen, yani Reyna da aynı şekilde plat 2 olmasına rağmen çok çekişmeli bir maç oynuyorlar. Batuş'tan ben bu round'u almasını bekliyorum. Sinsi geliyor bu sefer. Hadi bakalım Batuş, bir şeyler yaparsın gibi. Aa, bir tık aim'i çok yukarıdaydı. Hekia da güzel vurdu. Bu nasıl plat ya? Kötü mü iyi mi? Ne anlamda dediniz arkadaşlar? Chat soruyor bu arada, Twitch chat'i. Bana sorarsanız plata göre bence gayet iyi. Saldıranlar kazandı. Kanka plata göre aslında platta böyle oyuncular var. Yani orası bir tarafa. Platta gerçekten çok çok iyi oyuncular var. Hatta geçen rank tahmininde görmüştünüz Şerif'le arkadaş neler yapıyordu. Hı-hı. Ya bu da o iyi oyunculardan bir tanesi ama 40 FPS ile bu kadar iyi oynaması benim hoşuma gitti. Abi bu arada harbiye helal olsun. Çok çok zor bir oyun moduydu yani benim için. Gayet güzel bir oyuncu. Aldığım killerin yarısı belki yalan. Öyle sprey atayım falan derken anlamadım bile mermilerin nereye gittiğini. Ama harbi helal olsun, çok iyi oynadı. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Elinize sağlık Batuş, çok güzel oynadın. Eline sağlık 40 FPS oynamana çok rağmen. Çok teşekkür ederim abi. Bir de şey denemek istiyorum arkadaşlar, mümkünse en azından bir 6 roundluk Hekia kendi FPS'ine geçsin. Batuş da kendi FPS'ine geçsin. Yani kendi tabii. FPS'indeydi zaten Batuş. Bir bakalım Hekia bu sefer nasıl performans gösteriyor. Bir maçta öyle atmak istiyorum. İstiyorsanız başlatayım. Ayarladım ben abi. Olur abi. Tamam, bir de öyle deneyelim arkadaşlar. Gerçekten merak ediyorum. Acaba FPS bir Immortal oyuncuyu etkiliyor mu o kadar fazla? Bir onu da görmek istiyorum. Ne diyorsun abi, HK acımayacak bu sefer bence. Bence de acımayacak ama Batuş yine alır ya. Alır gibime geliyor. Oy. HK'dan çok güzel bir tek geldi. Kendi FPS'ine geçince böyle bir aydınlanma yaşadı çocuk. Aynen. Hekia şu an şans vermiyor. Hekia kaç FPS'de oynuyorsun ortalama? 144 sabit diyor. Tamam. Evet. Bu roundu da Hekia'nın adını yazıyoruz. Gayet güzel bir round. Yani evet, Batur şu an zorlanmaya başladı. Bir tane çıktı ki koyulan. Oy, güzel vurdu. Şimdi FPS'ten ilave kanka oyun gecikmesi de var. Öyle bir durumlar da var. Demin gördüğün gibi lag giriyordu oyununa. Bunları da göz önüne almamız lazım. İzliyoruz. Hadi Batuş. Oy güzel. Batuş'tan güzel bir round. Sevindim. Batuş'un round alması, roundsuz bitirmesini istemiyordum. Bir round alması güzel oldu. Evet ya, affetmedi yine. Oh.
Oy, Batuş'tan güzel denemeler. Güzel de bir headshot geldi. Muhammed'leri güzel. Çok hızlı pikleyebiliyor böyle. Gir çıkları çok iyi. Ben onu sevdim. Yani Emre sen ne düşünüyorsun kanka? Bir şeyler söyle ya bence. Abi dediğim gibi hep duvara yakınıyor. Hack'a denemesi lazım ya şu kutuya. Ama şöyle de bir durum var. Yakın oyna da hack'e dener denemez çıkıyor bak. Bu mesela şu an yaptı. Çıktı direkt vurdu. Yani bir nevi avantaja çevirebiliyor, anladın mı onu? Bakalım. Döner mi bu maç sence? Bak şu an attı bir headshot. İşte dediğim şey şu yani. Bir tane kutuya dönecek, yani sağa çevirecek. Üzüyoruz Batuş'u. Yani tek deniyor. Sadece tek denemeye çalışıyor. Bu kadar düşük FPS'te olmadı bu sefer. 6-4 bu maç dönebilir bir şey diyeyim mi? Ya düşünsene Batuş 140 FPS'i 40 FPS aldığını. (6-5) skor. 6-6 ya da 7-5 bitmesi. Yani yine çekişmeli bir skor bence. Yani belli olmaz. Bak harbi şu an Batuş çevirebilir yani. Ekadan güzel bir tek geldi. Hekia sanki bir tık böyle odaklanmaya başladı şu an. Yani pikleri hızlı olmaya başladı. Bak esporcu triplerine girmeye başladı şu an. Dene duvara ya. Korkmaması gerekiyor duvardan. Şimdi izliyoruz arkadaşlar. Batuş bu round'u alıyor. Skopunu açarak gayet güzel bir vuruş yapıyor. Batuş'un çevirmesini isterim ya bu arada. Şimdi arkadaşlar yorumlarda bazen saçma yorumlar oluyor. Abi sen niye taraf tutuyorsun falan. Arkadaşlar taraf tutmuyorum. Kimsenin tarafını tutmuyorum ama böyle bu şekil izledim bu round'u. Bu şekil yetenekli arkadaşların böyle güzel şeyler yapması benim hoşuma gidiyor. Karşı arkadaşının immortal olduğunu zaten biliyoruz ama Pratik'in de 40 FPS ile böyle güzel şeyler yapınca ne bileyim eğlenceli oluyor. O yüzden böyle çok yorumluyorum, çok böyle hakkında iyi şeyler söylüyorum. Yani taraf tutmak gibi görmeyin. Kimsenin tarafını tutmuyorum. Oo, duvardan güzel bir headshot attı aslında. 12 canı kaldı sadece. Oy. Spray kontrolü. La aşağı yukarı aynı skoru aldılar, görüyor musun? İkisi de 40 FPS oynayınca da böyle bir skordu. Şu an HK 140 FPS'te oynuyor, 144'te oynuyor. Batuş 40 FPS'te oynuyor. Evet. Batuş son round'u Şerif'le mi deniyor? Bir tık artistlik. Yok mu tek atması? Atamaz. Uzak mesafe. Ekia da çekti Şerif'i. Gayet güzel. Vallahi gayet güzel. Gerçekten güzel eğimi, güzel oyun bilgisi var bence. İyi bir sistemi olursa çok iyi bir yerlere geleceğini düşünüyorum. Arkadaşlar elinize sağlık. Batuş eline sağlık kankam. Gayet iyi bir oyuncusun bence. Yani çok teşekkür ederim. 40 FPS'e göre gayet iyi bence skorlar. İki halde de yani arkadaş 44'te oynarken de 40'te oynarken de skorlar yakındı. Arkadaşlar elinize sağlık. Ben de çok keyif aldım. İnşallah izleyenler de keyif almıştır. Beğendiyseniz bir like atıp abone olmayı unutmayın. Yani bu tarz videolar devam gelecek yani. VS videoları bizim kanalda seviliyor ve devamlı atarım muhtemelen. Bu şekilde çok güzel oldu. Elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için size de teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir şey demek istiyor musunuz? Şey diyeceğiniz mi lan Zeynep? Oyuncularımızı tebrik ederiz. Gayet güzel oynadılar. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Evet. Teşekkürler.